Merhaba sevgili seyirciler. Rexonomi'nin sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Ee, yine ilk konumuz Süper Lig yayın ihalesi. Hani sen zaten karşı karşıya da çok konuştun. <laughs> Geçtiğimiz programlarda da çok konuştuk. Ama gelinen noktayı e, bir daha tekrarlayalım. E, Dijitürk e, bütün paketlere bir teklif vermişti. Sonra parça parça vermişti bildiğiniz gibi. E, Federasyon da 1 e, paketinin yani asıl işte Yayınların %75'ini içinde 238 bu. maç artı 8 derbi deniyor o derbiler konusunda bir bir alaka karışık ama yani 238 maç diğer tarafta kalan pakette toplam 70 maç oldu. düşününse bu ıı, %80'i demek ligin. Evet. Aslında ligin asıl yayıncısı demek. Evet. Ligin asıl yayıncılığı dışındaki paketlerin yani ikincil yayıncı ve işte ıı, dijital haklar var. Radyo yayınları var. Özetler var. Şeyler var. Birincilik Bu arada birincilik yayın hakları da dahil. Unutmayalım onu. Evet. Hepsinin dahil olduğu pakette, Şeyde, o. evet, Onları işte ıı, onların hepsini ana yayıncı dışındaki paketlerin Dijiturk kazandığı açıklanmıştı. Ee, Dijiturk fakat bunu ana yayıncı olmadan imzalamayacağını söylemişti. Ve Saranla da TRT e, teminat mektubunu da vererek e, bu kazandığı ikinci olduğu ihaledeki tem, e, imza atacağını ve alacağını söyledi. E, bir gelir paylaşım modeli de sunuyor zaten Saran. E, fakat şu anda gelinen noktada federasyon da a ne güzel imzalandı demiyor. Çünkü ortaya çıkan toplam bedel bu ana yayıncı paketi dışındaki bedel 720 milyon liraya geliyor. 720 milyon dolar. 33. Neyse 733 740. Hani şu anki kurla 50 milyon dolar civarı bir para. Bunun gelecek evet. sezon ne olacağı belli değil. Artı bu 50 milyon doların içinde 50 milyon dolar diye bahsedelim ki belki biraz daha açıklayıcı olur. Yani gel, ne, nereden nereye geldiğimizi göstermek adına. Yani iki tane falka. İki falka bir dakika. Bir saniye orada küçük bir şey yapacağım. Bunun içinde federasyon payı, bir takım komisyonlar evet. artı birinci lig yayın hakları da var. Mesela bu paketin içinde 190 milyon lira olan TRT'nin verdiği pay birinci lig artı süper lig özetleri için. Yani onun birinci lige de ayrılacak bölüm var. Yani bu 50'nin 30-35'i ancak süper lig için verilmiş evet. durumda. Ee, Artı şöyle bir durum da var. Şimdi bütün bu diğer paketler verildiği zaman ana yayıncı olmak için bir aya tekrar biri teklif verir mi? Yani Lig tekrar, yani federasyon bunu tekrar pazarlayacağını söylüyor ama yok öyle bir durum. Ee, büyük bir bilinmez var ve Dicle diyor ki yani benim verdiğim ana bütün her şey için verdiğim 2.1 milyar TL'nin üzerine hani bir para verilmiyordu. Ki verilmediği de ortada. Kimse vermiyor öyle bir parayı yani. Hani hala bir umut işte yukarılardan birinin, etkili birinin işte ya bu lig sonuçta bizim için değerdir deyip o parayı artırması falan bekliyor. Ama öyle bir durum da yok. Gelinen noktada maksimum verilen ücret 2.1 milyar, bu arada o teklifi hala tutuyor. Hani bütün hepsini verirseniz 2.1 milyar teklifi tutuyor. Onun üstüne çıkma ihtimali yok gibi bir şey. Niye olsun ki? Zaten <laughs> o yani. Hani biz gelinen nokta özetliyoruz. Bunun sonuçlarını çok uzun uzun konuştuk efendim. Ee, ve hani 2.1 milyardan komisyonlar, birincilik payları falan gibi yani Süper Lig'e ayrılacak, takımlara ayrılacak parayı düşe, gelirsek 100 milyon doların altına indik abi. He. Ve şu anki kurla. 50.000'lik kurla ne olacak kimse bilmiyor yani. Doğru. Tablo bu. Yani bence ben Dijistürk'ün de olsam, Dijistürk'ün yönetiyor olsam ee, indiririm fiyat. Ya o da biraz şey, çok şey gözükmek istemiyorlardır tam Çok yani pazarlıkla sıkıştıracak sıkıştırıcı sıkıştıran pozisyona girmek istediklerini zannediyorum. Şimdi mesela yurt dışından haber ajansları falan bunu bakıyorlar tabii ne oluyor ne bitiyor falan diye. Yanlış anlaşılmasın onları övüyor falan değilim çünkü bu post truth denen bu e, hakikat ötesi değil hakikatsizlik durumu. Yani gerçekle tamamen bütün bağlarını dünyanın koparmış olması durumu. İşte Chelsea'nin durumu da aynı şekilde. Hangi kanuna göre? Hangi nizama göre bu kararlar veriliyor? Yani, bir de yani hani kulübe çok ciddi eziyet de var. Hani tamam Abramovic'e her şey yapılsın da ya, ya uçağa binmesine izin vermiyorlar Chelsea'ni ya. Ya bir, hayır bir de şöyle bir durum var. Şimdi Rus kulüplerine şey yapıyorsun değil mi? Yap. Yasakladın. Hı. İlk Chelsea'yi yasaklaman lazım çünkü sahibi adamın şeyin sağ kolu. Putin'in Putin sağ kolu. E, kapat kulübü atsana şeyden şampiyonlar Hayır onu yapmıyorsun. 10 gün müsaade ediyorsun kim bilir orada ne döndü. Para nereden nereye gitti ne oldu bilmem. Ondan sonra biz buraya satışını sana izin vermeyeceğiz. El koyduk dedik ki bence oligarkların işine geliyor İngilizlerin mallarına dondurması. Ne açıdan? E Putin getirin şu paraları dese. Getirmek zorundalar. Getiremiyorlar. Yani ben Abramovich'in yerinde olsam İngiliz hükümetine yalvarırdım şu benim mal varlığını bir dondurun diye. Hadi. Şimdi bu hakikatsizlik yani. Bu hakikatle ilişkiyi tamamen kopardık. Bakıyorum şeye sosyal medyaya falan. şimdi aradılar mesela birkaç yurt dışından ya da Türkiye ofislerinden. Ya ne oluyor? Bu, 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 nasıl bir şey bu falan anlayamadık biz. Diyorum ki çok haklısınız anlamamakta. Çünkü anlaşılır bir şey yok ortada yani tamamen saçmalık dönüyor. Ya işte peki bu nasıl oluyor? Bu serbest piyasa değil Ya serbest piyasam mı kalmış? Bitti unutun onu. Yani sonuçta bu malı ben, birisi satışa çıkarıyor bu malı. Adam biri geliyor diyor ki ben bunu 21 lira veririm diyor. Sadeleştireyim. Yok diyor bu daha fazla istiyoruz biz diyor. Bu içindeki kahveyi ama ya da dışındaki fincanı kahvesiz bir şekilde buradaki adama 7.3 liraya satıyor. Diyor ki ona kahveyi de satacağım Nasıl alacağız bunun içinden kahveyi? Belli değil yani. Yani bu saçma sapan bir durum var? Kapıksın bir durum var. Ya o, çünkü ama ben bunu, ve, bunu kafasında 70 liraya satmayı düşünüyordu. Öyle dağıldı. Öyle tabii. Ama bunun için her gün tükürüyorlar, pisletiyorlar. O, o, o. Bu ayrı bir ayrı bir Bu konu. yani sadece değerleme açısından konuşuyoruz. Şimdi bu ben federasyonu burada çok Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum yalnız onu söyleyeyim. Çünkü federasyon baştan beri BİN'e vermek istiyor bu ihaleyi. Yani niye BİN'e vermek istiyor? Babasının oğlu olduğu için değil. Başka teklif veren yok. Çünkü şunu sosyal medya falan görüyorum. Bu BİN'e verilmesin. Buna peşkeş çekecekler. Ya kardeşim ihaleye çıkmış. 48 tane şirket almış bakmış ne vereceğiz nasıl olacak diye. Hiç kimse vermemiş. Bir tanesi vermiş. Onun vermesiyle buradan para kazanacağı falan değil. Adamların Dünya, ben de baya bir avukatı gibi olurum. Ee, dünyanın 56 ülkesinde operasyon yürütüyorlar. Amerika'da da yapıyor, Çin'de de yapıyor adam. Burada da, buranın İngiltere haklarını satın almış doğa. Demiş ki alın siz bunu yayınlayın. Buradaki ofise. Bunlar da, ha yayınlayacak mıyız? Daha biz Burada kalacağız biz. Herhalde kalalım şimdi İngiltere olduğuna göre falan. Hadi Türkiye'ye de girelim demişler. Yani ya, olan biten bu. Ve yarı, ya bırak yarısına teklif vermeyi. Teklif gelmedi diyorum ya birinci pakete. Birinci pakete verilmiş teklif yok. Ve bu geçen sene, evvelki sene bu bir sürekli fiyat indirdiği için. Kim tabi o teminat mektubunu iade etti onlara filan o ayrı mevzu. Biliyorsun 150 milyon dolarlık teminat mektubunu adamlar diye aldılar. Kim verdi onu? Normal bir ülkede bunu yapan adamı savcılar onları basarlar ne oluyor orada diye tutuklarlar. Sen teminat mektubunu nasıl girirsin ya? Abi ticari olarak yapılmış en büyük hani yapılan şey yani ticari ihanet bu ya başka hiçbir şey Logic değil. Lojik iş değil yani. Onlar ayrı. Geçen sene baktılar, dolandılar, D Smart'lara gittiler, oralara gittiler, buralara gittiler. Ya bunlar bizim paramız çok düşürdüler lütfen hani siz girin falan. Ya yanına yaklaşan olmadı. E, abi ihale ortada işte. E tamam ya bu senelerde devam edemeyecek. Şimdi ne bekleniyor? Şimdi yukarıdan ya sen onu oradan onu ver, oradan ona ver. Şu 2.1'i 3'e çıkaralım falan gibi. iki devlet arasında. Çünkü bin dediğin şey bayağı ülkenin yani. İki devlet arasında. Bir, ayrıca bir pazarlık olsun diye bekleniyor herhalde. Yoksa bugün oldu. Son teklifler verileli. Üç, iki gün oldu. Bu ziyayına girdiğimizde üçüncü günde olmuş olacak. 2. günde olmuş olacak. Belki o zaman kadar değişir bilmiyorum. Ya federasyondan çıt çıkmış. İmzalar atıldı diye bir şey var ya. İmzalar atılmadı. İmza atıldı. Federasyon imza atmadı ki. Bu arada federasyon imza atmadığı zaman da bu ihale süreci de tam bir fiyasko ile bitmiş olacak. Yani ihaleye çıkıyorsun hiçbir şey sonuç Tek, alamıyorsun. Tekrar ediyorum ben federasyonun yaklaşımını siz istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Abiciğim imzalayalım bunlarla. Hayır hayır biz ya, tamam o zaman alın ihalenizi diye atla. Ben de federasyon başkanı olsam farklı bir şey yapmazdım. Şu kulüpleri ikna etmek imkansız. Abi ikna olacak bir durum yok ki yani bunu çok konuşuyoruz. Olmuyor abi alıştılar serbest piyasaya ya ait olmayan kurallara göre hayatlarını devam ettirmeye alıştıkları için Şimdi alıştıkları için yaptıkları birçok hamle de var. Bu hamle korkunç bir e, yük bir borç yükü bir, e tabii bir de onlar durumda. üstünde gelecek sezonla ilgili bir sürü harcama yapmış durumdalar. Şu anda gelirleri zaten çok gelirlerin üzerinde harcadıkları gelirler de gelir kalemi yarıya hatta çeyreğe inmiş durumda. Doğru. Ya bu bu direkt batmaktır. Başka hiçbir şey değil. Bu arada Chelsea ile ilgili söylediğine küçük bir ek yapayım. Buna benzer, şimdi Chelsea ile ilgili yapılan operasyonda sen de söyledin ilk onu atmaları Dağıtın. lazım, atamıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Mesela bundan biraz farklı bir durum olsa da, Amerika'da buna benzer bir durum olmuştu. Bu NBA'de Los Angeles Clippers'ın sahibi ırkçılıktan dolayı çok ağır ırkçı bir karakter olduğu için. Sattırdılar. Sat, şöyle, kulübü kayyuma alıp, yani kendi yönetimlerini alıp, Premierlik de öyle bir şey yapabilir, evet. bilmiyorum kendi iç tüzükleri nasıldır ama, kulübü ve kulübün değerlerini koruma, koruyabilecek bir yöntem var. Kulübü ayırıp şeyden, sahipten bir süre sahiplendim. Sonra belli bir satış yapıp onun payını verip hukuki olarak. Ondan sonra kulübü başka bir şeye devrettiler ki zaten sonra Steve Ballmer aldı. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Şimdi de Clippers çok başarılı. Yani benzer bir şekilde Chelsea. Çünkü Chelsea bir Rus organizasyonu. Evet bir Rus oligarkın sahip olduğu bir takım ama bir Rus yapısı değil veya bu savaşı veya şeyi destekleyen bir yapı O yapıyı başkandan ayırıp yani ya da kulüp sahibinden ayırıp tekrar e, hayata döndürebilecek bir formül bulabilir aslında Premier Lig. Tabii ki öyle. Ben yanlış yapıyorlar demiyorum. Ama Yok. geri kalan yapılanlar doğru mu? Yok diyeceğim. Yani savaşa karşı olsan da her bir Rus'un hayatını zindana çeviriyorsun. E bu adam elini kolunu sallayarak gayet güzel devam ettiriyor. Tekrar ediyorum. işine gelmiştir bu mal doldurulması. dondurulması. Bu arada minareye çalan kılıfını hazırlar. Offshore hesaplarla falan yani bir şekilde her Tabii şeyi canım. Tabii canım. Or orası öyle. Ee, futbola dönelim ve ee, Avrupa Ligi'nde yarın akşam yani biz yayına girdiğimizde tabii siz ne zaman seyrediyorsunuz bilemiyoruz ama Perşembe akşamı diyelim. E, çok önemli bir randevu var ve Galatasaray'ın uzun süre sonra e, bir dev rakiple e, oynadığı tur için ümitli hatta belli açılardan iddialı oldu. Çünkü sıfır sıfır bitmiş maç. Kendi evinde oynuyorsun. Bir kazandın. Deplasman golü işi yok ya artık. Artık yok evet. E, kazandın. Geçiyorsun yani. Kazanan geçecek. Vallahi değil. hiç maç kazanmadan kupayı kaldırabilir bundan sonra. Berabere 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 gidiyor. Penaltılar. Var böyle bir ihtimal var. Var. Ve, Ve e, bunun için elinde bir metot da var. Hı. Yani sezon başından beri test edilmiş 7 maçtır işe yarayan bir oyun metodu da var. Ve hani Barcelona'nın o sezon başındaki halinden daha iyi bir durumda olduğunu e, tamam belki efsane Barcelona döneminde olmasa hı. da gayet çok daha iyi bir durumda olduğunu söyle söyleyelim. Oraya giderken hani çok az kişinin gerçekçi bir ümidi vardı Galatasaray'ın ligdeki haline var Ben çok oldu. endişeliydim burada da söyleyeyim. Herkes söyledim. öyle herkes Çünkü öyleydi. Konya maçından sonra yani eldeki son şey yani yaptır yaptığını Barcelona çok daha üst düzeyde yapabilecek bir takım. Eyvah dedim yani. Herkes öyle diyordu zaten. Ama yani Torrent şöyle bir şey yaptı. Onu da çok uzatmayayım. Anlattım onu. yani hem rakibi çok iyi tanıyor oluşu. Hem de Fatih Hoca'nın Avrupa Avrupa macerası boyunca kullandığı şablonları kullanmaktan imtina etmemesi. Yani orada bazı teknik direktörler ya ben yapmıyorum bunu. Başka şekilde yiyeceğim bu yoğurdu diyebilir. Öyle yapmadı. Yani hem kendi takımını hem rakibi iyi analiz ederek e, çıktı maça ve bu çok enteresan bir şey yol açtı. Yani pozisyon vermediler Barcelona'ya. Hmm. Yani sıfır sıfıra dayanmak başka bir şey. Rakibin bütün akın kanallarını tıkamak başka bir şey. Net pozisyon bir Busquets'in kafası var. Penny'i kurtardı falan ama yani ekstra aa kalenin içine girdiler Barcelona. Tiki taka falan öyle bir şey yok. Yaptırmadı yani. O yüzden çok yüksek bir şey oldu. Güven oldu. Beşiktaş maçına da böyle başladı. Şimdi buradaki benim tek endişem şu. E, Torrent, Xavi'yi ve Barcelona'yı ne kadar iyi tanıyorsa, yani bu tanımak, e, kodlarını ezbere bilmek kadar yakın şeylerden bahsediyorum. E, tersi de var. Xavi yani de Torrent'in nasıl yaklaşabileceğini biliyor. Ama tabii burada torrent bence bir adım önde olacak her zaman. Ama ilk yarıda hiç ciddi almamışlardı Galatasaray'ı ilk maçta. Çok ol net olarak gördük. Yani hem orta saha tercihleri hem hem Pikin'den Busquets'in yedekte oluşu filan. Nikon'un oynayışı. Hakikaten Dembele de kenarda oturdu filan. Hakikaten çok analiz edilmemişti. Şimdi tam tersi bir durum var. Çok ciddi alarak gelecekler. Mutlaka bir iki yeni plan olacak. Burada benim tek küçük endişem bugüne kadar hiç geri düşmedi Galatasaray. Bu çok büyük bir avantaj tabi. Ama bir taraftan orada öyle bir durumda ne olur bilmiyoruz. Umuyorum gene olmaz öyle bir şey. Olmazsa da benim ümidim çok yüksek. Sadece benim değil taraftarın da ümidi çok yüksek. Biletler hemen yok oldu. Bu konuda şikayetler de var ama. Çok ciddi şikayetler var hem de. Ee, şeyi de duyuyoruz. Yani Arap turistlere çok bilet satılmış. Tabii ki satılabilir. Ee, biz de gittik zamanında Barcelona'ya da Madrid'de bilet aldık, seyrettik. Ee, ama burada taraftar onun bilete ulaşamadı. Fırsat eşit, yani yaban gibi bir herkese satabilirsiniz belirli evet. ama fırsat eşitsizliği yaratmak gibi bir um, şey olmaz. Umuyorum böyle değildir. Ee, kulüp de bu konuda bir açıklama yapar diye bekliyorum. Çünkü hakikaten çok büyük şikayetler var. Asla bilete ulaşılamadığı yönünde ee, umuyorum burada bir... Bunun varsa da böyle bir şey. Öne alınır bunun. Ne internetten ne gişeden biletleri alamayan ve bunu değişik şekillerde e, videolu ve görüntü olarak ispatlayan bir sürü insan var. Evet. E, oldukça tatsız ama e, sportif tarafından dersek Galatasaray tabii Avrupa Kupaları dendiği zaman Türkiye'de çok ayrı bir yerde olan bir kulüp <laughs> ve çok uzun zamandır bu kadar üst düzey bir e, hedefle e, belki henüz daha e, yarı final falan aşamasına gelmedik ama hani bir süredir e, şey, e, 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 bir şey kalmadı ya. Yani. doğru e, ama e, hani hem Barcelona'da oyun oynuyor olmak hem uzun süredir bu seviyelerde bu kadar ümitli olmadığımız hele ki Galatasaray'ın geçirdiği sezonda düşünülürse e, çok özel bir karşılaşma zaten öyle ele aldı Avrupa medyası da Hı -hı. yani tam Barcelona Galatasaray'la beraber kaldı ama Galatasaray şu anda liginde 12. sırada Falan diye böyle bir, bir şaşkınlıkla yoksa Galatasaray kamp Kampnoy'dan berabere döner. Döndü daha önce yani. Öyle bir bu bu sene için, bu sene yaşananlar çerçevesinde. Bu arada e, La Liga e, harcama limitlerini açıkladı gelecek sene için. Ve Barcelona için eksi 144 milyon euro açıkladılar. <laughs> Barcelona'nın geçtiğimiz yıllardaki delice harcamalarının başta Messi olmak üzere tabii. Şu anda tabii Messi de dahil değil buna olmak üzere bir Çok ]ken... acayip şeyler de ödediler ya. Bon inanılmaz. Akıl almaz bon servisler. Dembele'ye çok acayip paralar verdi. Çok çok acayip. Ya ben bir zamanlar şeydi ya. Arsenal'in bütün gelir kaynağıydı abi. Hlevin'den tut şeyine evet, kadar. Thierry evet. herkesi onlara yolluyorduk biz. Over Mars'lar. Dört kaptan falan. gitti galiba. Arsenal. Abi ben saymıyorum. Obama yangıda daha iyi edersek. Evet. Ya, o yeni dönem hani. Hayal yok yani. Şey, öyle bir ama bir ara 10 yıl boyunca falan biz Barcelona'dan geçindik yani valla. <laughs> yani, e, Barcelona'da hemen arkasından yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzaladığını açıkladı. E, son dönemde çok büyük pazarlama harcamaları yapan Spotify. Çünkü Spotify dünyada çok büyüdü ama. İsveç şimdi... markası galiba değil mi? Amerikan var. değil mi ya? Ben İsveç diyebilirim ama. Ha, İsveç mi? E, ama çok büyük ee, özellikle podcast e, piyasası çok büyüdükten sonra podcast'te bir numara olmaya çalışmak için çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Abiciğim bunlar da şey yapmıyor ama ya. Aileye alıyorsun herkese ayrı ayrı para istiyorlar. Aile kullanım yok. <gülüyor> <gülüyor> e bir yerden kazanacak. O, o yüzden rakibe kaçtım ben kusura bakmayın. Ee, ve yaklaşık işte 300 milyon euro, 4 yıl için 300 milyon euro gibi, 270 milyon euro gibi bir, bir e, sponsorluk paketi açıklandı. Ama bu sadece forma e, reklamı değil aynı zamanda stadın adı No Camp'ın da Spotify No Camp Nereden olacak. nereye değil mi? Aynen. Bir zamanlar i̇ç, iç, savaşın sembollerinden olan bir mabet bu forma kutsaldığına reklam alınmaz diye bir bir zamanlar kendini pazarlayan Barcelona ama şey vardı. İlk UNICEF'i almışlardı yani, hatırlıyorsun. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak. Biz burada, buradan yolu yapıyorlar. Ama diyordun. ben stadı bekle o kadar da değil diye Düşünürdüm yani stat mümkün dilerdim. İşte bugün abi yakında futbol dövme falan yaptırırlar. <laughs> Yeterince para varsa yaptırmış bile olabilirler. Abi kapitalizm böyle bir şey büyüdükçe daha büyük rakamlarla, yetmez, tabii daha yetmez. büyük rakamlarla çalışmak zorundasın. Sürekli bir büyüme evet. çabası. Dün Şampiyonlar liginde de iki karşılaşma vardı ve deplasman takımları mutlu ayrıldı. Benfica, Ajax deplasmanında bir 0 kazandı. Atletico Madrid'de Manchester United deplasmanında bir sıfır kazandı. Çok enteresan diyorum yani gittikçe bize benziyorlar diye. Yani Ralph Ryan maç sonu açıklamaları işte yerden kalkmadılar bunlarda falan. <laughs> yani sürekli hakem hiç yardımcı olmadı vesaire. Yani Simeone'yi kutlamak lazım hakikaten. Şu anda galiba en çok kazanan hoca ya da Guardiola'nın hemen arkasından ikinci olabilir. Oradaki kontrat maddelerinden işte kazandıkça arttığı için primlendiği için. E, Simeone'nin adı Manchester içinde geçiyor. Uyar mı bilmiyorum. Yani onları tatmin eder mi bu oyun bilmiyorum ama e, çok önemli son dönemde çok önemli maçlar kaybetmesine rağmen bir, bir baş aşağı gidiş var ama ya hakikaten winner karakter. Yani şampiyonluk finali kaybetti vesaire bunları biliyorum. Yani, aa, o, neyse ben, yani bu şartlar içinde sağladığı işten bahsediyorum. Yani içinde bulunduğu şartlarla kazandı. Ben dün mesela çok Manchester'ın çok baskılı olduğu anlarda oldu ama ben hiç e, Atletico'nun elineceğini düşünmedim. Düşündürtmüyor yani. Atletico baskı yese bile çünkü o baskı tehlikeli bir baskıya pek kolay kolay olmuyor. Mesela geçen sene de Sabiç kırmızı kart görmüştük abi Chelsea maçında. O maçta yani hakemden şikayet etmesi gereken varsa bence Atletico'nun şikayet etmesi lazım. Orada da çıkabilirlerdi. daha iyi olan taraflardı. Ki ondan sonra Chelsea de gitti aldı kupayı. Bu arada Ajax-Benfica maçında hakikaten Hakem'le ilgili çok ciddi şikayetler Onu ediyorum. takip edemedim. Ee, ben de takip etmedim ama okuduğum kadarıyla çok ciddi şikayetler var. Ama sonuçta Benfica da turu atladı. Bu evet. arada hafta sonu, ben United demişken, hafta sonu Cristiano Ronaldo Tottenham karşısında hat trik yaptı ve 807 toplam gole ulaşarak FIFA'nın resmi kayıtlarına göre, çünkü biliyorsun hep Pelin'in attığı 1070 golden Pelin bahsediyor. Pelin var bir de Mac Macar bir oyuncunun galiba. Evet. İşte o da... Ama FIFA'nın resmi kayıtlarına göre tarihin en çok, en golcü futbolcusu oldu. Evet. Şimdi bu tartışmalara girmeyelim ama ben şeyden bahsetmek istiyorum. Abi 807 gol, bir sezonda üst düzey bir golcünün bütün müsabakalarda toplam 40 gol atması çok değerli bir şey değil mi? Çok. Üst Vallahi düzey ben 20 25'i bulana iyi derim. İyi, atıyorum 35 çok iyi, 40 da elit. İnanılmaz, yani Messi ve Ronaldo 50'şer 50'şer attılar ama onlar çok eksen 40 olağanüstü bir standart evet. değil mi? Abi 800 gol atmak için 20 sezon bu standartta oynaman lazım ya. Yani. Evet. 20 sezon elit standartın altına hiç düşmemen işte sakatlık makatlık, formsuzluk falan onları demiyorum. 20 sezon abi. Bir de... 20 hani, sezon etti mi? Etmedi. Ha. Etmedi. Etmedi. Onun, abi bir de Cristiano Ronaldo'nun oynadığı seviyeler de işte Belçika Ligi'nde oynayıp Belçika Kupası vesaire Yo. falan filan değil. Hep Max'ta. Hep Max. La Liga, Premier Lig şey. Hmm. Premier Lig, La Liga, Serie A, Premier ligi. Evet. Ve hep Şampiyonlar Ligi falan. Tabii. Çok çok özel. Yani ben 2000 ilk 4'te 2004'te seyrettim galiba Ümit, ümit Milli Takımında. Hakikaten çok yani o andan itibaren Korejma ile iki kanat oynuyorlardı Portekiz Milli Takımı Bizim takımla karşılaştı. Bizim takım daha iyiydi. Yani yendik ki maçta yendik yani. Bizde de Tuncay ile Okan Koçlu iki kanat. Ama şey o, o günden yani daha 17 yaşındayken şey belliydi. Yani herkes onu seyretmeye geliyordu. İşte ee, işte sistemin içinde genç yıldızın nasıl e, parladığı, bir yere kadar nasıl geldi. Ondan sonra da kendi artık takıntılarla nasıl yükseldiğinin çok güzel bir hikayesi. Eee çok yani... i̇şte ilk günden beri transferin ana unsuru. Yani Arsenal almaya çalışıyor, Manchester devreye giriyor falan İlk gününden itibaren. Korijma da öyleydi. Barcelona yani, öyle transferi. Biraz olmuştu. klişe bir sözdür ama bence çok önemli. Yetenek zirveye çıkarır, karakter orada tutar derler ya. Evet. Abi yani bu acayip bir takıntılılık meselesi abi. Yani... Ondan bir ötesi daha var galiba ya. Bir delilik safhası var. Yani karakter falan değil. Ya karakter de şöyle evet. ya yaptık bitti artık dersin. Yok yok karakter o yüzden onu açmaya çalıştım. <laughs> Karakterden şey hani büyük bir takıntılık. Yani Michael Jordan'da falan da var işte. Ya, da var. O da diyor oğlumla oynamak evet. istiyorum diyor ona. Yani, bu psikopatlık abi. Yani bir de şimdi iştahlı oyuncu olursun, e, hırslı oyuncu olursun, istekli oyuncu olursun. Ama abi 7-8 senede bu belli oranda tabii, törpülenir tabii. normalde. Bu ne abi? Yeter kardeşim dersin ya. Yani. Evet. Adan var ya. Git Adana biraz denize gir bir şey yapın bir partile falan anladın mı hiç? Mark Gasol 2019 Dünya Kupası'na giderken işte 30 küsur yaşındaydı artık kariyeri iyice ilerlemişti. Yani işte koskoca NBA sezonu çok da yorgunsun hani kariyerin de sonuna geldin. Niye Dünya Kupası'na gidiyorsun dedikleri zaman da şey demişti. Ya diyor şu an 36 yaşındaydı galiba işte 35 yılda işte. Bu sene bu arada hala oynuyor Girona'da. Kendi takım bu arada. Evet evet. Ee, çok da iyi oynuyor bu arada. Şey demişti. Ya sonuçta 3 sene, 5 sene, 2 sene bilmiyorum. Ama ondan sonra zaten sporu bıraktığım zaman yeterince dinlenecek, yeterince e, sahilde güneşlenecek zamanım olacak. Şimdi hala belli bir miktarda oynuyorken tabii ki oynayacağım. Demişti. Yapmayacağına da eminim. Başka şeyler gene bahsetmemiş ne kadar. E kulüp aldı zaten işte. Ki anne baba doktor galiba değil mi kasabında? Doktor. Yani, Normalde bu kadar spor yapmalarını da beklemeyebilirsin. Hı hı. Çünkü yani orada kardeşim ya ben Barcelona'da, Girona'da falan denize girerim, takılırım falan Abi, diye kulübü, de düşünebilirim. Işte, Hakikaten başka türlü zihinler bunlar. Kulübü aldı, kulübü adam etmeye çalışmış. Evet. Şimdi Girona'ya kendi zamanında oynadığı kulübü iflas etmişti sonra geri tekrar lige çıktı. Kendi tekrar satın aldı. Pau Gasol da mesela şeyler abisi de. Yani basketbolcu oldum. Yani çok da memnun zaten. Efsane bir basketbolcu ama hep doktor olmayı o çok zor bıraktı. Istemiş. Çok zor bıraktı. Doktor olmayı çok isterdi. Hatta bir iki kere e, Los Angeles'ta yapılan organizasyonlarda e, cerrahi operasyonları e, gözlemci olarak katılmıştı. Hep hani çok doktor olmak istemiş yola olamamış abi maalesef. Boyu fazla gelmiş. Abi başka bir şey. Yani bir yere gelmiş adamlar yani sporda özellikle bu eee normalin dışında zihinlere sahipler. Bir yani yere gelmiş ve etrafındakiler de bunu mesela Patrice Evra'nın Ronaldo ile ilgili anlattıkları hmm. ya işte hani öleme gittik salata koydu önümüze falan hani yemek bekliyorum bir de tavuk geldi falan anlatabildim mi? Deli bu adam falan diyor yani. Ben başka bir şey anlatayım. 2008 2008 Olimpiyat takımında işte takım bir araya getiriliyor işte en iyi en iyi oyuncuları zaten. Dwayne Wade, işte Chris ile o zaman şeyler çok yakın arkadaşlar işte sabah kahv kahvaltı 9'da galiba 9'da 8.45'de zor kaldık hani hep beraber kahvaltı edecek zar zor indik. Neyse aşağı indik Kobe'nin hani şey gözüküyordu duş almışıyordu. Kaçta kalktın da duş aldın falan diyor. 6'da kalktım antrenman yaptım evet. antrenman sonra duşumu aldıktan sonra geldim diyor. Dwayne Wade şey diyor yani Dwayne Wade de hani NBA'nin iyi oyuncularından biri. Tabii. Ben o zamana kadar kendimi çok çalışıyor ve kendimi çok adamış zannediyordum. Ve bulaşıcı bir şey bu. Evet, adammışlığın ne olduğunu orada gördüm diyor. Bulaşıcı bir şey. Bir de şu Ronaldo'yu ilgili son bir şey söyleyeyim. Yani biz kendimize Türk medy spor medyasına sürekli e, şey, yani trollük yapmayın falan diyoruz ya ki yapıyoruz. Yani Bu çok acayip bulaşıcı bir şey galiba. Yani mesela e, yani sosyal medya sonrası özellikle e, Amerikan İngiliz medyası da buna çok geçti. Yorumcular ayrıca geçti haber. Şimdi ESPN e, Tom Brady Ronaldo'yu hafta sonu seyredip Sonra da işte 8 saat sonra hattrickten 8 saat sonra dönüşünü açıkladıktan sonra işte bunu herkes işte gördünüz mü büyük bir yıldızı seyretti ve ilham aldı falan diye verdi. Ya dün de işte Ronaldo'nun bir tane bile isabetli şutu yok. Tom Brady ne düşünüyor acaba? Böyle gülücükler münücüklerle trollük yapıyorlar. Yani bunlar 3 gün önce onu seyretti. Şimdi bunun ne ara geldim buraya? Abi şey var. Sosyal medyanın çok Yaratıyor çok enteresan. Bu etkileşim denen hikaye var ya. Yani Evet, maalesef ya. Yani. Bu etkileşimi tetiklemek, etkileşim çünkü bir nevi yeni rating. rating, rating Yeni tür rating olduğu için abi etkileşimin en kolay yolu abi e, faat etmek. Fay kazımaktır. Evet. Ve internet üzerinde insanların duygularını tetikleyecek, özellikle belli delilerin duygularını tetikleyecek. 13 yoldan aldığın reaksiyon o etkileşimi 3'e falan katlıyor. Evet. Acayip reaksiyonlar evet. diyor çünkü. Bunların üzerine dönmeye başladı bu çok çok tehlikeli. Yani rating savaşları ya da rating için işte bu clickbait dediğimiz insanları kandıracak, rating yapacak hareketlerin çok daha ekstrem versiyonlarına gidiyoruz. Ben basketboldan da biliyorum hiç hoş değil. O zaman bahsetmişken Reksona haftanın defansına gelelim efendim. Tom Brady'nin dönüşü. Ee, Şubat başında yani sezon bittikten sonra emekliliğini açıklamıştı. 44 yaşındaki Tom Brady. NFL tarihinin en büyük oyuncusu. Yani spor tarihinin en büyük oyuncularından biri. Fakat 23. <laughs> sezon için şey diye bir... Gene sosyal medyadan açıkladı artık her şey sosyal medyada olduğu için yani normal yani eleştirici evet, söylemiyorum. Evet. ikisini de gördüm ben de şok oldum burada. Zaten bütün dünya şok oldu çünkü çok az yani bir iki söylenti duyuluyordu ama o biraz iyi niyet beklentisi gibiydi. Hani ya dönebilir ya döner döner falan diyorlardı ama o tamamen hiçbir bilgiye dahil değildi. Yani sosyal medyadan açıkladı işte bir gün gelecek şey kaskımı bırakacağım ama o gün bugün değil. O çok sevdiğimi söylüyor. <laughs> e, gördüm geri dönüyorum dedi. Ne acaba bir yer, yer gerçekten yaramıyor. onu bu şeyden vazgeçti. Biraz Mark Gasol'un söylediklerine dönüyor galiba ya. O da olabilir. Yani tim de yani takımı da işte sponsorlar şunlar bunlar ya kardeşim ne yapıyorsun demiş olabilir. Ama abi bir yer dersin de. <laughs> Şu abi, an ya bu arada bir açıklama yapmam lazım. Yani karşı karşıyaydı da kendimi seyrettim çok feciyim. Acayip bir alerjik problem çekiyorum. Yani yanlış anlamasın kimse lütfen. Herhangi bir şeyim yok. Ee, ya Markkason'un söylediği gibi. Sonuçta sponsorlar falan söylemiştir abi. Tom Brady'nin 300, 400, 500 milyon doları var yani. Hani artık bu saatten sonra sponsorların... Ama şeyini... o tamamen kendisiyle alakalı bir durum değil ki. Orada 500 kişi ekmek yiyor. Yani Doğru. Orada kocaman bir makina dönüyor ve o makineyi Doğru. durdurmak e, kolay bir şey değil. Doğru ama bence onu ikna eden ana faktör tekrar abi zaten 2 sene sonra bir sene sonra yatacaksın abi bir sene daha oyna oynayabilecekken diyorlar. O zaman şunu da söyleyebiliriz yani bırakma sebebi de finali yükselememenin Super Bowl'a yükselememenin verdiği bir hayal kırıklığı bir düş kırıklığıydı olabilir mi? Ve de orada rol de çaldı doğru. Super Bowl'dan evet. rol çaldı yani. Doğru. En son Touchdown pasını attığı top diye 515, mil, evet, 515 evet. bin dolara satılmıştı. Şimdi <laughs> değeri tabii, düştü. Tabii tabii her şey. Bir sürü bir şey Kartlar Aynen. martlar. Tabii son. tabii hepsi bir son Siletler. maçı falan, falan diye hepsinin değeri düştü. Fiyasayı ama manipüle şey manipüle etme kardeşim. Ya şöyle e, tabii ki Super Bowl'a çıkamadığı için bir ayak kırık olmuştu ama abi zaten belli bir yaştan sonra muhtemelen yani 37 38 yaşından sonra hani fiziksel olarak da artık zorlanmaya başladığın noktalardan sonra her sezonun sonunda ya işte bu benim son sezonum mu diye bir kafanda geçirirsin. Bunu. Ama mesela şampiyon oldukları sezon mu sence daha yakınlardı bu sezon mu daha yakınlardı? Ben yani bu sezon daha iyi gidiyorlar. Kesin. Abi şampiyon oldukları sezon hiç öyle favori hiç falan değil. değil. Tamam iyi bir form yakaladılar son bölümde ama hiç favori Bu sezon da tam favori sayılmasa da bu sezon net favori olmadığı için en önemli adaylardan biriydi bu sene. Ki biliyorsun ucu ucuna evet. geçemedi yani. Şu Amerikan futbolu sevmiyorsanız, izlemiyorsanız bile Tom Brady ile ilgili çekilmiş birkaç tane şey var. E, belgeselim Trak. Youtube'da da var hepsi. Oturun seyredin. Yani özellikle e, çok ilan verici bir hikaye. çok, çok. Beğen şöyle çünkü. Adam bırak e, hani 199. sırada seçilmeyi bırak o draftta 6. quarterback olarak seçilmiş olmayı bunları geç kendi var olduğu takımlarda bile 4. quarterback'ten geliyor çünkü acayip hiçbir atletik testte en önde değil. Böyle hani bir takım depar şeylerine bakılıyor falan ya bu adam sporcu değil yani hiçbir şeye uymuyor. Hiçbir şeye uymayan bir adamın nasıl kafayı takıp nasıl büyük bir hırsla hala 30 yaşında böyle hani kameraların önünde hüngür hüngür ağlayabilen böyle bir hırsı ama hırsı doğru yönlendirerek e, buraya geldiğini görüyorsun. E, çok, çok acayip bir hikaye. Çok acayip yani. yani ben ben galiba duyduğum e, yani gençliğindeki e, öngörülerle onların geldiği nokta arasındaki en büyük uçurum olabilir. Oradan bir fazlasını söyleyeceğim şimdi bazen genç oyuncuların yetenek ve kariyer eğrilerini çok net göremeyebiliyoruz. Mesela Kavailen'in bir sürü örnek de Yani 20-21 yaşlarında bu kadar üst düzey gözükmemişken tepeye çıkıp orada kalan bir sürü oyuncu da var. Yani sporcular. Fakat NFL gibi yani Amerikan futbolu gibi kariyerlerin çok çok... gerçi quarterback kariyerleri biraz daha uzun ama çok uzun kariyer yapmak ve zirvede kalmanın... Çünkü her sezonda dinamikler değişirken bu kadar uzun süre, bu kadar iddialı olmanın da apayrı bir boyutu var ya. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bir de çok... Biraz Cristiano Ronaldo'nun diyorum yani 20 sezonda 40 gol atmakta evet. farksız yani bu. Doğru. Bir de çok dar bir e, kadro quarterback'ler e, piyasası. Hı hı. Şimdi onun içinde ve çok aday var. Yani herhalde Amerikalı çocuklardan yani hayalini kurmayan yoktur bunu. Tabii. Şimdi herkes bunu isterken Orada bu kadar dezavantajlı başladığın bir yerde bu herkesten farklı bir zirveye çıkmış olmak çok acayip bir hikaye. Takip, bence yani çok ilham verici. izlemenizi tavsiye ederim. Ee, öte yandan e, Paris Saint Germain'in Şampiyonlar e, Ligi'de Real e elenmesinden sonra e, ilk maçta e, Fransa Ligi'ndeki ilk maçta Bordeaux'u konuk etti Paris Saint Germain ve Neymar ve Messi taraftarlar tarafından ciddi anlamda yuvalandı. Biz bunu konuştuk değil mi maçı? Ben, ben, ben... Yok konuşmadık. Konuşmadık hayır. Seyredebildin konuşmadık. <laughs> mi maçı? Seyrettim seyrettim ben bile seyrettim. Ne diyorsun ilk goldeki foul'e? Yani bence foul. Bence de foul. Ve Türkiye'de bir derbide onun kararını verildiğini düşünsene. Ya oralarda standartlar da yaşıyor ama... Ha yok onlar da çok itiraz etti. Yani Pochettino da dedi ki yani ne düşünüyorsunuz? E foul'den gol attılar kardeşim dedi de. Yani var bu işin içinde var bu onun altını çizmek için söylüyorum. Ee, Türbünler bu arada Mbappe'ye çok destek verdi ama Messi ile Neymar'ı... dönüş. Yani e, Messi'yi anlayamıyorum ama Neymar'ı bence ıslıklamalarını bir, bir miktar anlayabiliyorum ya. Çünkü yani Neymar hani zaten çok devamlılığı düşük bir oyuncu. Yani hem performans olarak hem sakatlık şeyleri itibariyle. Ben bir de şeyden biliyorum abi sakat olduğu dönemde... Abi günde 6-7 saat poker oynuyordu ya. ya. Tamam şimdi her sporcunun spor aktif sorumluluklarını yerine getirdiği sürece kendi alan ayrılan zamanda istediği her şeyi yapabilir. Hiç umurlu değil. Ama abi bilgisayar bir de online oynuyor. Biliyorum yani çünkü takip ettiğim için biliyorum yani. Abi 6-7 saat bilgisayar başında online pokerde yani, 2-3 saat oynan da 6-7 saat de oynama abi her gün yani. Ne? Orada pokerde çok başarılı. Ya yani kariyerin devamını orada getirebilir. Gerçekten çok. Bir yeri deneyeyim mi? Çok başarılı. Abi. Benim gördüğüm en başarılı e, pokercilerden biri profesyonel sporcularız. Çünkü yani zaten, o online turnuvalar çok, çeki, e, çok üst düzey rekabetçi. bayağı final masası falan yapıyor. O yüzden 5-6 saat oynuyor zaten. Bir saatte elense belki fazla o, futbola döner. Yani Las Vegas'a mı gider? Amerika'ya gideceğini söyledi, artık yani, söyledi. Şöyle, poker artık büyük oranda online'a kaydığı için hmm. online devam edebilir hayatın. E, zaten hani Dünya Kupası'ndan sonra ben artık bıraksam mı, ülkeme mi gitsem falanlar başlamıştı. Zaten bence Barcelona'nın ayrıldığı günden beri futbola çok alakası yok. Ya bunu milli takımdaki işte sık sakatlanmaları, kafa orada değil onları görüyorsun. Çok büyük bir yetenek olduğunda kimsenin, kimsenin kuşkusu yok ama bazı oyuncu çok erken yaşta e, o sahadan kopuyor. Zihnen kopuyor. Bunu söylediklerinden de hissedebiliyorsun. Sahada yaptıklarından da zaman zaman hissedebiliyorsun. Bazen tutturuyor oluyor. Ama büyük bir çoğunlukla yani Messi'nin aşkının yüzde biri yok onda veya biraz evvel işte Cristiano Ronaldo'dan ve Tom Brady'den bahsettik. Onlar da özel yetenekler ama yeteneklerinin çok ötesinde kafayı takmış karakterler. Neymar olağanüstü bir yetenek ee, ama o kadar kafayı takmış olmadığı ortada. Tam tersi bile hatta. Aynen. Ve hatta bu kadar yetenekli olmasa hani sadece aşırı yetenekli olduğu için ve bu işten çok ciddi gelir kazandığı için kendi futbola vermiş. Evet. Ya ben açıkçası çok da suçlayamıyorum. Sportif açıdan tabii Yok, ki. olabilir tabii ki. Sportif açıdan şey diyebilirsin. Yeteneğine ihanet ediyor diyebilirsin. Ama insanlar Ama abi, da seni protesto ederler o zaman. Ederler. E bu paraları alıyorsan böyle bir... Çünkü sen bir sözleşme imzaladığın zaman abi bir vaatte de bulunuyorsun. Sen Hı -hı. sözünü yerine getirmemiş oluyorsun sözleşme tarafında. Tabii ki yuhalar ver. Ama bir taraftan da insani olarak da herkesten... Bu denli bir adanmışlık bekliyoruz ama olmayabiliyor hiç. Yani Neymar bunun da çok ekstrem örneklerinden biri ama bunun değişik seviyelerde, yetenek seviyelerinde bir on, yüzlerce, binlerce örneği var. Sporda değil hayatın her alanında bir, geçerli bir durum bu. Ee, bu evet. arada her tür jürinin olduğu, her tür belli kriterlerle yapılan seçimlerin olduğu yerde tartışma da olmazsa olmaz. Son dönemin en çok tartışılan konularından biri de balondor <laughs> ödüllerinin verilme kriterleriydi. Bu konuda Frans Futbol e, kriterleri baştan yenileyen ve açıkçası bence büyük oranda iyi anlamda e, irdeleyen. Çünkü bir yıl için değil bir sezon için artık ödülün verileceği en temelde açıklandı. E, ödül için verilecek oylamadaki e, jüri sistemi de değiştirdi. Ve biraz daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyor Frans Futbol yeni aldığı kriter kuralları itibariyle. Evet ama ben Avrupa yani futbolda bunun çok objektif eee kriterlere sığdırılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü istatistiği çok düşük olduğu oluştu. <laughs> Sana bir soru soracağım bak şuradan <laughs> girebiliriz bu konuya. Eee en çok rastlanan skor ne futbolda? 2-1 mi? Herkes bu cevabı veriyor. Çok enteresan. Mi diye sordum bildim. Bir, ama bir. yok ben, ben bana da sorsam ben de anlatırsam şey 1-1. Bir, bir. <laughs> yani ama e, toplarsan 0-1. Yani 0-1 1-0. <laughs> Onları toplarsan %16 oluyor. Hı <laughs> hı. Adamın delinin biri İngiltere'de 4. ligi 130 yıldır şey yapmış. Yani tamam bütün maçlara bakmış. Ee, Sakin getireyim bak İngiltere 4 ligine bakmış. Ama şeyde de e, sonra genişletmişler. Hı hı. Genişlettikçe de değişmiyor. Standart değişmiyor. Ama şey var işte belli yıllarda bir skorlar artıyor, düşüyor ama baktığınız zaman 0-1 1-0. Mesela topladığınız zaman o %16 ediyor. Şimdi bu kadar düşük skorlu olduğu zaman ve genelde skora yatkın oyuncuları seçmen gereken bir alan olduğu için bu. Mecburen duygular ön plana çıkıyor. Yani istatistik çok az şey ifade ediyor. Ee, burada e, Frans futbolun yeni, yani sonuçta kriterler en azından bir e, yönlendirme yapması açısından evet. önemli. Bu kriterlerde en önemli değiştirdiği şeylerden biri. Ben genelde e, daha istatistik bağımlı bir spor olduğu için basketbolda da çok oluyor ama ben hep şeyi ön plana çıkarmıyorum. Bireysel ödüllerde, tabii ki bunlar bir takım oyunu. Tabii ki takımın başarısına yaptığı katkı belki de her şeyden daha değerli. Ama başarılı takımların liderleri o başarıya olağanüstü katkı yaptı varsayımıyla onların sürekli öne çıkarılıyor olması da evet. bunu biraz zorlaştırıyor ki biliyorsun hani bu bütün sporlarda ben ama balon dur özelinde konuşursak abi o sezon Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? ya da işte büyük organizasyon varsa milli takımlarda o milli takımlarda kim başarılı olduysa atıyorum Brezilya şampiyon olduğu zaman Neymar öne çıkıyor. Ne bileyim hmm. işte e, Juventus şampiyonlar ligini kazandı ama e, Ronaldo da çok iş yaptı falan oluyordu. O da biraz haksız demiyorum ama onun ağırlığını çok arttıran bir faktör oluyor. Mesela ben basketboldan örnek vereyim. O sezon şampiyon olan takım daha doğrusu normal sezondan sonra veriliyor. Playoff'tan önce veriliyor ama normal sezonda en iyi ilk iki sıradaki takımlar yani başarılı gözüken takımların en iyi oyuncuları genelde hep ön planda oluyor. Abi herif müthiş oynadı bak takımı da nereye getirdi deniyor yani. Ama burada öyle olmuyor. Ya futbolda öyle olmuyor. E, orada da ama Ballon d'Or'da genelde başarılı takımların oyuncuların daha çok ön 2000, Yani, yani Messi'nin yani ne işi var kardeşim dediğimiz seçimler oldu. Zaten problem de çıktı. Evet. Yani ne yaptı ki dediğimiz oldu. Ama gene bir şeyler yapmış olduğunu görüyorsun. <laughs> ama ona yani o verdiren daha çok duygusal. Ya abi bu adam Messi. Ya Messi bu falan diyorsun. Ya yani, insan değil. Tabii ki ona vereceğim diyor yani. Şey de çok önemli bir e, ne derler Tuzak. Bu ödüller yıllık ödüller. Evet. Fakat oyuncuların kariyerleri o kadar Tabii. ezici bir üstünlük sağlıyor ki. Mesela Robert Lewandowski'a biraz da eksemrem ama. Yani Mbappe mesela olağanüstü bir sezon geçiriyor. İşte çok paralel sezonları Messi ile Ronaldo ile. Mbappe biraz daha iyi bir sezon geçirmiş. Messi Ronaldo'ya vermeye daha yatkın oluyorsun. Tabii. Abi adamlar. Yani Mbappe bu sene iyi oynadı. Adamlar kaç senedir oynuyordu. Halbuki o senelik ödül abi. Aynen. Ee, bu hafta sonu efendim e, sporun en önemli ve en merakla beklenen alanlarından birinde yeni sezon başlıyor. Formula 1 Bahreyn Grand Prix ile bu hafta sonu start alacak. Ee, beklentiler çok büyük çünkü biliyorsun çok inanılmaz önemli değişiklikler oldu kurallarda. Yani açıkçası geçtiğimiz sezonlardaki başarıların ya da geçtiğimiz sezonlardaki teknik gelişmeleri tamamen değiştiren yepyeni bir döneme girilen bir bölümdeyiz. O yüzden kimse ne olduğunu bilmiyor. Herkes testlere, işte Barcelona ve Bahreyn'de testler yapıldı. Yeni araçların nasıl göründüğüne dair. Herkes merakla bekliyordu. Kim ne yapacak, kimin durumu, e, kim ne durumda vesaire. Ferrari nasıl abicim? iyi. Çok hızlıymış galiba. İyi, kaldım. gayet iyi. Yani şu ana kadarki testler yalnız şöyle bir şey ortaya çıktı. Yaklaşık 35-40 yıl sonra ilk defa bu e, yere basma etkisini tabandan alma e, şeyi e, kuralları esnetildi ve artık tabandan yere basma gücü hmm. alıyorlar. Fakat bununla ilgili e, geliştirmelerle ilgili çok ciddi soru işaretleri olduğu Şuradan olacak. Testlerde arabalar abi, bu Yunuslanma diye bir tabir var ya hmm. dalgalanma. bayağı headman sezonuna girdik. Ya <laughs> böyle böyle gidiyor pilotlar yani. <laughs> Şimdi mesela Ferrari o konuda çok çok daha dengeli bir araba. Çok daha az sarsılıyor hmm. araba. Ama bu sarsılmanın etkileri şu andaki en büyük sorun bütün araçlar sarsılıyor. Acayip, yani düzlüklerde man acaba onlar sarsılıyorlar sürekli yere çarpıyor araba o yerden çünkü ne kadar hızlı gidersen o kadar iyi yere basma etkisi sağlıyorsun. Tekerleklerin boyutları da değiştiği için pek çok dinamik de değişti. dengeli araba şu anda yok gibi bir şey. Yani full dengeli araba. Yani herkes bu ama test şimdi ediyor şu. Anda. Testlerde yakalayamayacağı bir takım güvenlik sorunlarını da yarışlarda çıkabilir. işte en büyük en büyük soru işaretlerinden bunun yani güvenlik, olabilir Bunun ne, güvenlik için ne kadar büyük soru işareti yarattığı herkesteki en büyük endişe. Ee, ama burada tabii şey de e, yeni bir döneme girilmesi herkes için sıfırdan başlanması. Mesela Haas çok iyi gözüktü. Bunca geçtiğimiz yıllar oran, e, yıllarda çok başarısı olmasına ya da sınırlı başarı kazanmasına rağmen bu sezon daha iyi durumda gözüküyorlar. Ama tabii şöyle bir şey var. E, teknik ve e, mali imkanları daha yüksek takımlar muhtemelen çok kısa sürede belli ayarlamaları yapıp çok kısa sürede teknoloji gelişmeleri bu dengeleri daha kolay sağlayacaktır. Ama şu an itibariyle bir şey söylemek çok kolay olmasa da ilk testlerden edindiğimiz izlenim Red Bull yani geçen sezonun e, sürücüler şampiyonu Red Bull en hızlı takım gibi gözüküyor. Ferrari de ona çok yakın gözüküyor. Hani en iyi iki gözüken takım Ferrari ile Red Bull oldu bu testlerde. Mercedes çok iyi gözükmedi ama Mercedes'in hep şeyi var tabi zaten yani bu testlerde çok iyi gözükmeyip ondan sonra yarışa çıktığı zaman bambaşka şeyler gözüküyor evet. ki. Bahreyn'e geldikleri zaman bu side pod denen yandaki e, barjların kaldırıldığı gözüküyor. Herkes şaşırdı böyle dizayn olur? Çünkü bu arada dizaynlar sıfırdan yapıldığı evet, için. Evet çok enteresan hani, arabalar gördük. Çok enteresan araçlar var yani. Bu arada hani bu biraz tabi göreceli ama çok şık bu sezonki araçlar. Çok Doğru. da güzel gözüküyorlar pistte. Yılan gibi hepsi. Yılan gibi hepsi. Yepyeni bir sezon. Çok bilinmezlerle dolu bir sezon. Biraz tabii güvenlik açısından belli küçük de olsa endişeler yaratan ama güvenlik standartları o kadar yükseldi ki Bu sene kapadan gireyim ben de bu işe. Vakit olacak mı bilmiyorum ama. Yani daha özellikle sezonun başında birkaç tane fazla kaza ya da işte pist dışına çıkma görebiliriz ama tabii Formula 1'de neyse ki güvenlik standartları çok yani yükseldi. Tabii ki kimseye bir şey olmasın tabii ama olmasın. kaza da çok tercih edilmeyen bir şey değil yani bir yani mesela ben hani yarışa giden Amerika'da ya da burada yarışa gidenler nasıl geçti filan sorusunu bir kaza almadı ya filan cevabını çok duydum yani. <laughs> o da çok istenen bir şey bir taraftan. Bir taraftan. Bazıları tarafından. Görsellik yani. açısından yani evet. daha doğrusu ya da rekabetçilik açısından ilginç bir denklem yaratıyor. Ee, ama dediğimiz gibi güvenlik standartı çok yükseldi. Kimseye de bir şey, ol tabii ki kimseye bir şey olmasın. Ama büyük bir merakla ve açıkçası bilinmezlerle dolu bir sezon Bahreyn'le birlikte başlıyor efendim. Diyelim ve buradan e, yayıncılıkla ilgili bizim daha önce konuştuğumuz, e, hep bahsettiğimiz yayıncılığın değişmesiyle ilgili önemli bir adım atıldı. Ve Amerika'da Baseball Ligi MLB'nin yayın anlaşmasında e, Apple TV Apple TV yayın sözleşmesine girdi ve yayıncılardan biri oldu. E, yayıncılığı... Baseball seyrediliyor mu hala ya? Seyrediliyor. Ama Playoff'ları şey, seyrediyor onu biliyorum da. Şöyle, ya, beyzbol, beyzbol zaten çok seyredilen bir şey değil abi. Beyzbol <laughs> duruyor. Ya beyzbol oynanırken sen de orada takılıyorsun yani. Ama <laughs> çok acayip bir de. maaşlar çünkü internasyonlarında. Ama Amerika standartları çok acayip. Ama şey hepsinden yüksek değil mi? Beyzbol bir ara futboldan da basketboldan da yüksekti maaşlar orada. Şöyle, e, ortalama maaş değil. Spesifik oyuncu var Çünkü orada yıl sınırı yok. Hmm. NBA'de yıl sınırı olduğu için yani atıyorum en fazla 5 yıllık kontrat yapabiliyorsun. 5 hmm. yıl 200 milyonlar. Orada mesela 15 yıl 400-500 milyonlar ha, kontrat yapıyorlar. Okay. Öyle bir durum oluyor. Onlar genelde A-Rod'un falan böyle maaşları falan. Ve onlar oluyor. çok yani top level oyuncuların maaşları çok yüksekken orta seviye oyuncuların maaşları çok düşük hmm. kalabiliyor. NBA öyle değil. NBA daha segmentasyonu daha iyi yapmış. O yüzden aslında, e, doğal abi çünkü beyzbolda ve e, Amerikan futbolundaki oyuncu sayısıyla basketboldaki oyuncu sayısı o basketbolda çok daha az oyuncu olduğu için doğal olarak ortalama maçların daha yüksek olması da doğal. Yani onu söyleyelim. E, bir de tabii beyzbol özellikle e, demografik olarak genç nesilde falanlar hemen yani artık hiç izlenmeye başlanmadı yani. Hani bir kere çok duran bir spor. Yani yeni jenerasyon için çok şeyde vaat etmeyen bir spor. İyidir, kötüdür ayrı. Ben çok sevmem ama oynanan ama seyredilmeyen. Zaten şu anda caz gibi. Teorik olarak ha teorik olarak seyredenler de ben gittim biliyorum. Yüzde seksen oranında... Sosis diyor. E şey, sosyalleşmeye gidiyorlar. Ayrıca. Yani beyzbol biletleri çok ucuz Amerika'da diğer bütün sporlar oranla. O bana pahalı gelmişti. Abi 7 dolara falan bilet var ya. Yedi evet. dolar. Hani hangi şehirde olduğun hangi maçı alakalı diyor, ama. Hatta bununla haberler falan vardı. Yani bir aile Atlanta'da gitmiştim ben. Atlanta'da bir maça gitmenin maliyetine kadar falan diye o dönem daha 20 yıllar da 200 dolara patlıyor falan. Şöyle dolara. abi orada bilet parası biliyorsun azınlık kalıyor. Bilet dışındaki işte otoparklar şeyler falan oradaki işte sosyal almak ama beyzbolda şöyle bir şey oluyor abi genelde çok geniş alanlarda için, hani otopark ücreti veriyorlar. Ben genelde... Çok Bölüp duruyorum da hafta içi böyle perşembe öğleden sonra mı gitmiştim böyle acayip bir saatteydi. Beyzbol genelde şey oluyor iki maçı arka arkaya oynuyorlar hmm. bir öğlen yani matine suari oynuyorlar takımda genelde piknik yapar gibi ellerinde kendi yiyecekleri gelip orada işte muhabbet edip falan maç bitmeden de çıkıp gidiyorlar çoğu zaman yani ama televizyon izlenmeleri açıkçası bayağı düştü. Ama Apple TV, daha doğrusu bu platform dediğimiz işte onlarca platform ki zaten geleneksel medya da platformlara dönüşmeye başladı. Yani Amerika'nın en büyük geleneksel medyası Disney grubu işte ABC kanalı onlar bile artık Disney Plus'a yatırım yapıyorlar evet. İşte NBC, Peacock'a yatırım yapıyor. Ee, de niye dijital platformlara dönüşüyor ve sporun da artık daha fazla dijital platformlarda olacağının bir başka göstergesi hala e Bizde de, de Saranın teklifi benzer bir teklif. Tabii ki Amerika hala geleneksel medyanın spor yayıncılığı açısından aşırı güçlü olduğu bir yer. Ve burada bile yani MLB, beyzbol dört büyük ligden biri artık büyük oranda online olarak yayınlanacak. E, beyzbolun da fantasy ligi sağlam değil Çok mi? sağlam. Ama beyzbol numerik değerleri en bağlı spor olduğu evet. için fantazi orada bu arada Moneyball'u seyretmediyseniz seyredin. Kesin seyredin. İnanılmaz. Hani bütün sporları değiştiren ana istatistik e, devrimini en iyi anlatan istatistikleri o kadar bağımlı bir spor ki fantezisinin de çok eğlenceli olması çok normal yani. Şey. Diye. Diyelim ve haftanın krallarına geçelim efendim. King ile birlikte haftanın kralları Cengiz Ünder bunlardan biri. E, Marsilya formasıyla Lig 1'de 10. golünü attı Cengiz Ünder ve e, en fazla gol attığı sezonu yaşıyor bu evet. sezon. yani parladığı Başakşehir'deki büyük sezonda 9 gol atmıştı onu geçti. E, daha da yolu var. Güzel bir gol attı bu hafta. Marsilya iyi geldi ona ya. İyi geldi ki Marsilya gene bir krize girdi. Yani tarafta da rahat durmadığı şöyle, için. Şöyle bunun haber değeri var mı? <laughs> hiç yok. Hani <laughs> Tapi'den beri Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandıkları günden beri yani ilk belki de en büyük öne çıkışları 80'lerin sonu muydu öyle bir şeydi değil mi? Neyse. Galiba. Yani ben kriz Marsilya'da kriz <laughs> haberi olmadı. Sezon mu pek Yok, olmadı. Marsilya zaten Avrupa'nın en doğru, doğru. zor şehri yani bazı sokaklarına giremez. Ee... şehir krizde olunca kulüp de Tabii. ayrı durmuyor. Ben de Marsilya imza attığında ya dedim hani çok zor yani zaten hani hep yani tam olmadı hiç burada hiç olmayabilir mi acaba çok zor bir tercih yaptı hatta burada konuştuk galiba tam tersi. Bir de şeye de bozulmuyor yani yedek oturuyor giriyor yapıyor ee, orada bir olgunlaşma var ee, yani milli takım enteresan olabilir ya bakıyorum şimdi kimler var neler Kerem'in formu Cengiz'in yükselişi falan. Bunlar güzel de. Bir Heyecanlanıyorum. Haftaya da maçlar var işte. Portekiz maçı gidiyor. Bakalım. Haftaya onu konuşacağız yani. Valla son Euro'dan sonra ben sahada belli şeyleri görmeden bir şey söylemek istiyorum. Yani onun kuşku yok ama. Mesela kaleci havuzumuz çok iyi. Hücumcular hiç fena değil. Çok haklısın. Hepsine katılıyorum. Ya biraz umutlanalım kardeşim. Yani Euro, Euro öncesi de hatırlıyorsun. Biz değil. <laughs> ya evet. Ben biz de canım ben değil, biz de. Biz değil. Avrupalılar evet, ee, evet. Euro'nun sürpriz takımlarından biri derken çok büyük ayak yapmıştık. Devam edelim. Greg Popovich San Antonio Spurs'ün efsane koçu geçtiğimiz hafta kariyerinin 1336. maçını kazanarak NBA tarihinde en fazla maç kazanan koç oldu. Hiçbir evet. zaman tabii bu tip başarılardan övgü almayı hiç istemediği için bu herkesin başarısı dedi, kaçmaya çalıştı falan ama biraz da yani kaçınılmaz veya çok hak ettiği yere gelmiş oldu. E sadece bir koç değil Popovic. Yani. Tabii tabii. Yani bir filozof aynı zamanda. Bir zaten bir politik kulübün figür. Kulübün başkanıydı. Hı. Kulüp başkanı iken başkanlık görevlerine ve bütün idari sorumluluklarını Arsi, yardımcısı Arsi burada devredip koçluğa geri döndü. Hı. Ee, ve şey çok önemli abi. 1999-2018 20 sezon sürekli ya şampiyonluğun favorisi ya ciddi adayıydı. Şimdi bu Manchester United'da bunu yapabilirsin. Real Madrid'de bunu yapabilirsin. Bunu abi NBA'de herhangi bir takımda yapamaz. Mümkün değil. NBA'nin dinamikleri buna izin vermiyor. Bak mesela bu 20 yıllık süreçte 5 tane falan hanedan var NBA'de. Yani Gel, Geldiler Bak. İlk Lakers dönemi. Şaklı Kobili. Üzerine işte Boston Celtics dönemi. Tekrar ikinci Lakers dönemi. Kobili, Pau Gasol'lu. Lebron'lu Miami dönemi. Golden State dönemi. 5 hanedan. arada da girenler var. Girenler. iddialı olanlar çıkanlar yani ama bunlar hanedan. Yani böyle belli bir dönemi dönemi domine eden takımlar. Abi bunların hepsinin ömrü 5-6 sene oluyor. Çünkü NBA dinamikleri izin vermiyor. Abi 20 sene burada kalmak için... Bilinçli olarak yapılmış bir düzen. Tabii ki. Ya böyle yani olsun seçim. isteniyor. Ay, tabii ki. Sistem zaten... Yani, da... Sistem bunu... Sistem bunu... Yani başarısız takımların başarılı olması için... Yani bunu uzun uzun anlatıyorum. Amerikan mutfakta falan seyredebilirsiniz. Draft sistemiyle yeni ve yetenekli genç oyuncular başarısız takımlara gönderiliyor. Tabii. Başarılı takımların yeni transfer yapmasına engelleyen... Avrupalı bakışından var. çok... Ayrı. Taban taban azı. Yani Avrupalı bakışın Amerika'ya uygulasak ne isteriz? Her sene New York'lu Los Angeles final olsun isteriz değil mi? Hı -hı. New York giremiyor bile. Alakası bile yok. Abi Los Angeles'la Lebron gelene kadar ligin en kötü takımıydı 5 evet. sene 6 sene. Boston, Boston yani tarihi başarılı takımlar. Chicago abi kaç yıldır ne kadar kötü durumda. Ama NBA dinamikleri bunu istiyor zaten. Evet. Yani Ama bir dönem av çık bir dönem düş. Avrupa'da da süperlikle bunu yapmayı isteyecekler. İşte sosyalist dediğimiz durum. Fakat bu dinamiklere karşı... Nasıl bir organizasyon yapıyorsun? Nasıl bir oyuncu seçimi yapıyorsun? Nasıl bir oyuncu geliştirme yapıyorsun ki bu dinamiklere direnip 20 sene zirvede kalıyorsun? 1336 galibiyet. Çok tebrik edelim efendim Greg Popovich'i de. Saygıyla selamlıyoruz. Ee, bu arada Antalya'da ilk defa düzenlenen kır sıralama turnuvasının şampiyonu da son dönemin en formda en üst düzey oyuncularından Judd Trump oldu. Selti 10 10'a 4 yenen Judd Trump Antalya'daki ilk uluslararası sıralama turnuvasında da şampiyonun oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok keyifle izledim. Abi finaldeki seyirci de ben çok. Seyirci inanılmaz. ]ydim. Zaten herkes de söyledi. Yani bu iş laf olsun diye işte burada çok iyi seyirci var gibi değil hakikaten çok güzel. Gerçekten. Çok iyi var. Ve çok iyi ve çok bilinçli. Evet. E, çok yüksek yüksek zaten. Hani bu görebiliyorsun Türkiye'deki. Ben 10 yıl içinde Türkiye'den bir şampiyon çıkabileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir talep var çünkü gençlerde. Ama fesleşme yok abi. Olur. Ya çünkü orada bir gö artık görülmüştür bir birileri. Yani açsan şuraya bir tane dolar orası. Ve yani Türkiye'de bilardo'nun yaygını düşünüyorsun ama oradan Sunukur'a devşirmek o kadar uzak bir yol değil Yani belli bir. Şey ya yani. Ben mesela semi saygıner niye geçmedi o tarafı hiç anlamadım yani. Ya tabii ki, çok yapabileceği bir şeymiş gibi duruyor. Ama bir alanda çok çok uzmanlaştığın ve çok üst düzey olduğun zaman değiştirmeye çok gerek yok ya. Öyle de ha, yeni, ama bu, bu çok yeni, pop bir şey artık. Çok ne? yeni yeni yönlendirmek mümkün. Ama abi Öyle diyorsun. İstanbul'da bile toplam 10 tane falan kırması sence var galiba ya. İyi ama ha, ama bu Yani bu sonuçta Doğru. yani bizde şey vardır ya sürekli. Bir dönem herkes her mahallede 8 tane VHS, VHS Betamax videocu vardı. Sonra sucular da oldu. En son lokmacılar falan. İki tane açsın bak her yer dolar. Doğru. <laughs> Snooker'ın şöyle bir küçük dezavantajı ee, normal bilardoya oturup 2 dakika hani 20 dakikada yarım saatte atabiliyorsun. <laughs> Snooker için hem önce bir eğitim var, çok uzun oynamak lazım, biraz fundamentalı e, öyle hani hani atalım türünden değil ama... Ben, ben bak gör çıkar gibi. Çıkar çıkar çünkü belli bir yatkınlık olunca öyle yönelme de, öyle profesyonelleşme de olur zaten. Yerin ve King of Cheers hesabından bize sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışalım efendim. Gardrop Fuat sormuş. Maçı izlerken bir şeyler yeme içme adetiniz ya da herhangi Bu, sorulmamış bir... Sorulmamış mıydı? Var mıydı? Yeme içme adetini sormuştu da. E, sorulmuştu daha önce. Hmm. E, yoksa iş not olarak mı izliyorsunuz? Evet. Yani not alsak bile bir şeyler yiyip içilir yani sonuçta. Ben yememeye çalışıyorum. Çünkü sonsuz yiyebildiğim için bir dipsomanım ben. Hmm. Yani önüme koy bir kilo şan fıstığı bir tane bırakmam. O yüzden yememeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyorsun da peki tercihin ne onu söyle. Şan fıstığı. Fıstı. Fıstı. Antep. Ya Sirt. Onlardan mı? Ben mandalinacıyım ya. Ha, biliyorum söylemiştin. Mandalinacıyım. Tabii mevsimine göre yani yazın yapamıyorsun <laughs> bu işi. Ama genelde spor kışın olduğu için mandalina büyük oranda tatmin edebiliyor beni maçı izlerken. Ostoleo sormuş. Spor tarihinin en büyük intikam olayı sıcağın hangisidir? Gelmedi aklıma. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ya çok var tabii de benim hep Dallas-Miami e, 2011 finali geliyor. Çünkü 2006'da Dallas 2-0 öndeyken 4-2 kazanmıştı Miami o zaman Dallas favoriydi kazanmıştı onun rövanşı gibi görülüyordu Miami 2-1 öne geçmişti ki o işte Lebron Wade boşun ilk bir araya geldi sene yani yeni süper takım imajı yaratırken 2-1 öne geçmişlerdi çok sorunlu bir sezon geçirmişti ama finale kadar gelmişler finalde de 2-1 öne geçince abi işte bir araya geldiler yıldızlar götürüyor falan demişlerdi Dirk Nowitzki'nin de hani hiç beklenmedik bir şekilde finale kadar taşıdığı Dallas gelmişti e üçüncü maç sonrası ya ikinci ya da üçüncü maç sonrası olması lazım. Nowitzki hastaydı. E, bir soğuk algına geçiyordu. Öksürüyordu. Böyle Lebron la ve Wade işte yenildikten sonra öksürme tak <laughs> falan yapıyorlardı. <laughs> Oradan gelip 4-2 kazandığı zaman hem 2006'nın rövanşı anlamında hem de işte o süper takımın çünkü süper takım bir araya geldiği zaman doğal olarak da onun yenilmesini bekliyor pek bir kişi. Ve Nowitzki'nin yarattığı bir Sinderella masalının sonucu ulaşmasını bekliyor. Hem o açıdan intikam hem o böyle onun öksürmesiyle hastalığıyla dalga geçen hastaymış top oyna topuna bak sen yapılan, e, numarası yaptığını iddia edenler e, büyük bir içine su serpilmişti diyelim 2011'de. Ya maç içi şeyler var tabi. Ee, hani ya Mustafa Hoca kendisi söylediği için e, bunu söyleyebilirim. O ünlü Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı ya 3-0'dan 4 Mustafa Hoca ben devre arasında anladım bu maçı vereceğimizi dedi net. Orada hani saha içinde bir takım çıkıyor. 3-0 öne geçmişsin. Bir dalga geçeyim rakiple. Bir bacak arası yapayım falan. Var ya. Oradan hakikaten dönüş Mustafa Denizli'nin de orada tespit ettiğini bildiğimiz için o belki maç içi şeyi onu söyleyebiliriz. Böyle maçlar var çünkü. var eski Derbilerde da... çok var yani. Eski karşılıklı ta... olarak. Eski takımına acayip şey yapanlar yani tabii, kendisinden tabii. vazgeçen takıma tabii. acayip tabii. sayılar onlar var, yapanlar falan var. 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 Erdal sormuş 2R ile. Eğer uzak doğu dillerinden birisini öğrenmek isteseydiniz hangi sebeple hangi dili seçerdiniz? Bir kere karakter farkından dolayı uzak doğu dillerini öğrenmek bir kat daha zor olur. Ben zaten büyük beceriksizimdir yabancı dil konusunda. Hakikaten özel bir beceriksizim. ama bir şey ise hem kolay, Türkçe'ye çok yakın, Korece de yakın gerçi ama yakın. Japonca'yı tercih ederdim. Şey Çünkü Japonca çok kolay öğreniliyor. Japonca'nın iki türü var ama biliyorsun. Yani bilmiyorum. Bizimkiler çok bizimkiler çok kolay öğreniyorlar. Çünkü cümle yapıları benzer. E, bize çok benzeyen bir dil. Ya, Ortak ya, kelimeler de iki var. Bir tür yazılıyor ama. Bir kolay yazımı var, bir zor. Yani bir karakterlerin ayrı ayrı yazıldığı Basit hali değiştirilmiş var. Basitleştirilmiş hali. Basitleştirilmiş. Karakterlerin ayrı çünkü ayrı yazıldığı bir de, karakterlerin birleştirip e, kelime kelime haline getirildiği cc'de hali cc'de var. de var. Benim çünkü çok arkadaşım Fransızca rehberlikten çat diye iki ayda Japonca rehberliğe geçtiler. Valla ben de Çince der, derdim hani öğrenmek e, isteseydin yani sebeple belli bir sebep gerekiyor. E Çin doğal olarak önümüzdeki 100 yılda çok daha baskın bir hani hem ekonomik hem siyasi anlamda çok daha baskın bir ülke olacak. Hintlilerle şey. birlikte tabi. Çin daha önde ya. Ama şey geçen gün bir liste geldi CEO'lar listesi. Yani o kadar çok Hintli var ki. Yani Dünyanın yani bütün şirketlere bakıyorsun %50 Hintli gibi. Ama Çin'in endüstrisi, endüstriyel ve işte üretim bandına yani dünya ekonomisindeki yeri falan da düşününce o yüzden Çince derdim ama yani öğrenmesi çok zor gerçekten. Osman Burtak Burtaç Kray sormuş. En sevdiğiniz David Fincher filmi hangisidir? Çok zor soru bu ya. The Game galiba. The Game mi? bunun standart, standart cevabı şey değil mi? Fight Club değil mi zaten? Olabilir. Hayır. Ya, ya şöyle. Dünyada genel bir anket yapsam muhtemelen Fight Club çıkar. Şöyle şöyle düşünüyorum. Ben sevdiğim filmi defalarca seyrederim. Hı hı. Ee, kendi adıma Fight Club'ı defalarca seyretmedim. Tamam. Yani bir, kend, bir seyrettim. Ama onu... üç defa seyretmişimdir. Bir de çocuklarla seyrettim. Şöyle Fight Club sürprizi ve şeyi gereği tekrar seyredilmesinin biraz daha zor olduğu bir film. Ama Usual Suspect'i bin defa falan seyrettim. Ben de. <laughs> Game çok hoşuma giden bir film. Çok çok keyifli seyredim. Ha, hala şu anda aç bakarım ya bitiririm. Ya şöyle standart cevap muhtemelen Fight Club olacaktır ama yani bu kişisel bir yanıt olduğu için görece ben iki film arasında kaldım. Ee, işte i̇şte Ejderha Dövmeli Kız biri. O da çok güzel. Muazzam. Onun ama kitap da çok güzel. Kitap da muazzam ama uy uyarlaması da David Craig'li versiyonu da çok güzeldi. Yani şeyin uyarladığı için çok da Kate Mara mıydı? Kate Mara. Çok güzel oynuyor. Muhteşem, Nefis oynuyor muhteşem. ya. Muhteşem. Craig de çok iyi oynuyor bu ama benim için hani biraz daha belki Light ama ben şeye bayıldım ya Dünya Savaşı Z, World War Z. O da çok güzel. Ben Ki ben bayıldım. nefret ederim Zombi Zombi filmlerden. Ben yani. de. Mükemmel o film. Hakikaten nefis, çok iyi film. Nefis Ama acayip O Tel Aviv çekmiş ya yukarıdan Hı -hı. falan. İnanılmaz ya acayip yani. Ama tabi diziler de var. Diziler de var. Mindhunter falan filan. Ha, House of Karstown değil mi? E, onu bilmiyorum. Yani. Bazı, bazı bölümler Olay. en azından. Mind Mindhunter onun zaten direkt projesi. Ama onu bıraktı gitti çok ayıp etti. Ya. Şu, film net, çekeceğim Netflix diye. Netflix bıraktı abi. Öyle yani mi? çok maliyetli galiba değil mi? Korkunç bir maliyet çıktı. Netflix'te e, Netflix'te bile eh dedirtecek bir maliyet çıkarınca. Ama abi yani çok iyi ya. Yani. Çok iyi. Ama yani en iyi olduğunu iddia etmeyeceğim ama benim için World War Z'nin yeri çok farklı. Güzel güzel. Yani. Hakikaten ben, ben bayıldım. O da, o da yani. güzel. O da güzel. Ben de bir game diyorum. Ee, biz film. bir soru soralım. Game de muhteşem. Çok iyi bir bu arada. Çok iyi oyunculuklar. geçen hafta bizim sorduğumuz soruya doğru yanıt veren izleyicilerimizden Hasan Turcan bizden bir Manchester United forması kazandı efendim. Bu kez de bir kişiye Juventus forması veriyoruz. 96'da Juventus ile Şampiyonlar Ligi şampiyon olup ertesi yıl Dortmund formasıyla final, e, finalde Juventus yenip bir kez daha şampiyon olan oyuncu kimdir? Bu da bir intikam sorusu olabilir. Ben çok sevdiğim bir oyuncu. E, bu videonun altına e, yorumlar bölümüne Beiking etiketiyle doğru yanıt veren izleyicilerimizden birini Sokute jüri seçecek ve kendisine Juventus forması hediye edeceğiz efendim. <laughs> Şimdi haftanın maçları ve spor organizasyonuna gelelim. İnanılmaz yoğun bir hafta var. Bugünden itibaren. Evet, e, bir kere Eurolikte bir e, Atina derbisi, Atina Pire müsabakası. Panathinaikos bu sezon çok kötü. Olympiakos çok ağır basıyor ama Olympiakos Panathinaikos her zaman çok özel maçtır. E, yine perşembe günü bizim için çok önemli. Bahsettik Galatasaray Barcelona maçı var. Hafta sonu takvimi ise acayip. Hollanda'da Ajax Feyenoord. Ee, Serie A'da Roma Lazio evet, e, evet. Roma derbisi ve abi La Liga'da El Clasico Real Madrid Barcelona var. Tabii bu akşam Arsenal e, Liverpool maçı da var. Evet. E, muhtemelen bizi seyrederken maç bitmiş olur ama çok özel bir maç o da. Çok iyi iki takım seyredeceğiz. Vallahi biz çok bayağı formdayız ama Liverpool bizden tabii Liverpool'da çok formda bizden iyiler. O ayrı konu. Acayip bir kaleci performansı var bir kere. Ama biz de iyi durumdayız ya. Arsenal'den diyorum. Üçüncülüğe gidiyoruz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı hayırlısı. Bakalım seneye bazı kimi satacaksınız? Bu arada diğer spor yani futbol dışındaki sporlarda da çok yoğun bir hafta var efendim. Miami Open ATP turnuvası başlıyor. Indian Wells bitiyor. Indian Wells bitiyor. Indian Wells Miami çok yakın zaten. Indian Wells hemen zaten Miami'nin hemen dışında. Ee, oradan hemen Miami'ye geçecekler. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası var efendim o hafta sonu. Ee, yol bisikletinde en büyük klasiklerden biri Milan San Remo. Ve bahsettiğimiz gibi Formula 1'in açılış e, hafta sonu pazar günü Bahreyn Grand Prix'si ile e, yeşil ışık yanıyor Formula 1'de diyelim. Ve haftanın fotoğrafıyla sonlandıralım. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen e, Miles Turner evde kendisine bir eğlence bulmuş. Ayağından sakat olduğu için çok da fazla antrenman yapamıyor. Kendisine bir eğlence bulmuş ve 9000 parçalık dev e, Lego Titanic maketini bitirmiş ve o üzerine... Ben şeye takıldım. Kaç paradır kim bilir? Çok para abi. Çok Ben pahalı. biliyorum. Lego'ya çok meraklıyım. Çok, çok pahalı, pahalı yani. Pahalı. Miles Turner'ın abi kontratını düşününce çok ona koymadığını... Hayır eminim. bir de pahalı. Bize pahalı. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Yok ama Amerikalılar'a bile belli bir... Onlara pahalı bile pahalı, pahalı. Bu pahalı geliyordur eminim yani. Bunun kapanan bir 500, 500 doların altında olma ihtimali yok. Daha fazla olabilir. Daha fazla altında olma ihtimali yok dediğim gibi. Ee, Miles Turner. 9000 parçaya. E, bize daha hava Benim yaptığım en büyük şey 4500 parçalık ya. Millennium Falcon. Kaç para? Hatırlamıyorum aldığım parası <laughs> şimdi size yapayım. Söylemeyeyim diyorsun ayıp olur. Ee, diyelim. Ve bizden bu haftalık bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.